Sayın katılımcılar, değerli konuklar, 5. panelimizle kongremize devam ediyoruz. Sağlık turizminde sürdürülebilirlik ve akılcı politikalar panelimizi Profesör Doktor Dilaver Tengilimoğlu'nun yürütmesi üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. Panelistlerimiz Profesör Doktor Elif Dikmetaş Yardan, Serdar Serin ve Tuğba Arazı da sahneye davet ediyorum. Evet arkadaşlar, herkese tünaydın, iyi günler diliyorum. Yemek sonrası biraz zor biliyorum, bir ağırlık çöküyor. İnsanlar kolay kolay toplanması zor salonda. Ama olsun, 3 kişi de olsa 5 kişi de olsa bizim için bu paneller önemli. Şimdi benim bir şansım var, 3 tane hasbelkader bir yerde... Birinde lisansla, birinde yüksek lisansla, birinde doçentliğinde öğrenciliği olarak yaşamış sektörden ve akademisyen olarak Elif Hocam da 3 tane değerli konuşmacımız var. Biz hocaları en çok tatmin eden de bu. Yani bizim yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin belli seviyelere gelmesi, üst düzeylere gelmesi bizleri çok mutlu ediyor. Hocalar için gerçekten bu tatmin edici bir olay. Hemen hemen Türkiye'nin her yerine gittiğimizde mutlaka bir iki tane öğrencimiz oluyor. Hatta bırak Türkiye'yi. Şimdi Kazakistan'da, Manas'ta, Kırgızistan'da da öğrencilerimiz var. Ben uzaktan eğitim dersleri de veriyorum. Bunun iyi tarafı hakikaten her yerde öğrenciniz olması. Kötü tarafı da şu. Bundan 3-4 yıl önce Eskişehir'de bir hoca panele çağırmıştı. Gitmiştik. Dediler ki siz hocam salaş bir yerde restorana yemeğe götürelim. Böyle gittik yemeğe. Tam yemek yiyoruz. Oradan uzak masadan iki kişi kalktık ya da hocam hoş geldiniz falan. Ya hocam dedi, sen hayatta kaçamak falan yapamazsın dedi. Senin her gittiğin yerde mutlaka bir öğrenci çıkar dedi. Dezavantajın da bu senin dedi. Yani tamam övünüyorsun, öğrencilerim her yerde var ama dezavantajın da bu, sen hayatta bir yerde kaçamak yapamazsın. Mutlaka karşına bir öğrenci çıkar dedi. Evet, bu işin şakası ama şimdi tabii sağlık turizmiyle başlayıp ama daha çok sağlığın uluslararasılaşması ile ilgili kısmı da değineceğiz. Şimdi 3 tane değerli konuşmacımız var demiştim size. Önce Elif Hocam'dan kısaca bahsedeyim. Bundan 2 dönem önceydi zannedersem. Elif Hocam Sağlık Yönetimi Kongresi'ni orada yaptı. Hastane ve Sağlık Yönetimi Kongresi güzel bir kongreydi. Bu kongrede gerçekten her sene çıta yükselerek devam ediyor. Güzel bir organizasyon yapmış Gökhan Hocam ve ekibini kutluyorum. Türkiye'de tabii sağlık yönetimi bölümlerinin çoğalmasının önemli bir avantajı da bu oldu. Katılımcı sayısı her geçen gün giderek artıyor. Akademisyen sayımız artıyor. Nitelikli yayınlar artıyor. Nitelikli araştırmalar artıyor. İlk yıllardaki gibi böyle hani çala kalem yayınlar gelmiyor artık. Gerçekten güzel çalışmalar var ve daha da zenginleşiyor. Diğer alanlardan da bizim bu kongrelere tıptan, hemşirelikten başka alanlardan da katılımlar var. Bu da multidisipliner bir alan olduğumuzun bir göstergesi. Şimdi Elif Hocam 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi'ni dereceyle bitirmiş bir meslektaşımız. Daha sonra 2000 yılında master'ını, 2005 yılında doktorasını, arkasından bir sağlık hizmetleri mesleki okulunda öğretim görevliliği yaptı uzun süre. Rahmetli Adil Hocam'la beraber çalıştım. Benim de hocamdır. Şimdi sonrasında 2011 yılında doçent oldu. Arkasından 19 Mayıs Üniversitesi'ne bölüm başkanı olarak atandı. Şimdi de orada bölüm başkanı olarak devam ediyor. Halen bu bölümün bölüm başkanını yürütmekte. Dediğim gibi ekibini de giderek güçlendiriyor. 19 Mayıs Üniversitesi güzel bir kampüs burası gibi. Elif Hocam bize sağlık turizminin sürdürülebilirliği konusunda bir ufuk açacak. Sürdürülebilirlik önemli, artık her şeyde sürdürülebilirlik diyoruz. İşte sürdürülebilirliğin biliyorsunuz Dünya Birleşmiş Milletler Örgütü'nün 2020-2030 yılları arasındaki hedefler arasında 17 tane ilkeden bahsediyor biliyorsunuz. Sürdürülebilirlik. Sağlıkta da sürdürülebilirlik önemli. Sağlık turizminde de sürdürülebilirlik önemli. Gerçekten şu anda Türkiye'yi sağlık turizminde öncü ülkeler arasında sayıyor. Literatürde birçok araştırmalarda görüyoruz. Sayı olarak da görüyoruz ama daha henüz hak ettiği yerde değil. Önemli olan bu yakalamış olduğu ivmeyi devam ettirebilmesi. Yoksa belli bir noktaya geldikten sonra birdenbire, son yıllarda çok da rekabet arttı. Rekabette de görüyoruz medyada, özellikle uluslararası medyada, İngiltere'de, birçok ülkede Türkiye aleyhine haberler çıkıyor. Bunların birçoğu kasıtlı. Türkiye imajını yıpratmak amacıyla çıkan haberler. İşte bunların takip edilip gerçekten tekzip edilmesi lazım. O vakalar gerçek vakalar mıdır? Yoksa gerçekten böyle olay yaşanmış mıdır? Hangi hastanede, hangi sağlık kuruluşunda yaşanmıştır? Bunların takip edilmesi lazım. Ve sağlık hizmetlerinde belki de bizim dışarıya pazarlayacağımız
ihracat açısından en çok hizmet sektöründe, hizmet ihracat açısından en çok değer vermemiz gereken bir alan. Biliyorsunuz film sektöründe çok iyi Türkiye. İhracatta film sektöründe. Bilişimde fena değil. O da iyi. Gerçekten bilişimde de iyi. Şimdi ondan sonraki hizmet sektöründe sağlık turizmi geliyor. Sağlık turizmi de giderek bir ivme yakaladık. İşte geçtiğimiz yıllarda 1,5 milyon hasta, 3 milyar dolar bir gelir elde etti Türkiye. Bu hedefimiz daha yüksek rakamlara, daha yüksek sayılara ulaşabilmek. Tabii daha nitelikli turist alabilmek, katma değeri yüksek olan turist alabilmek. Sadece saç ekimiyle anılan bir ülke değil. Şimdi Türk Hava Yolları'na şöyle diyorlar. Turkish Airlines değil, Hair Airlines. Saç ekimiyle ilgili Hair olduğu için Hair Airlines diye artık Türk Hava Yolları'na Turkish Airlines değil de Hair Airlines diye bir isim takmışlar. Yani sadece saç ekimiyle kafası bandajlı insanları havayolu şirketlerinde görmek pek de öyle bir algı yaratmak da iyi değil. Mutlaka o pazarda da yer alalım ama asıl bizim dediğim gibi 20 tane saç ekimi yerine bir tane onkolojik, bir tane kalp damar, bir tane başka branştan bir hasta alsak belki ondan daha çok para kazanabileceğimiz alanlar bunlar. Çok daha fazla uzatmayayım. Zamanımız var diye biraz giriş yaptım. Çünkü 4 konuşmacımız vardı. Bir tanesi bugün üniversitenin açılışı nedeniyle katılamadı Dürüst Bey. O yüzden biraz zamanımızı tasarruf etme adına ben 5-10 dakika bir giriş yapayım dedim. Yaklaşık 20-25 dakikalık Elif Hocam bir süremiz var. Buyurun kürsü sizin. Benim hiç fark etmiyor. Herkese merhaba. Çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Ben kısaca sunumu yüklemeden önce kendimi tanıtayım. Gerçi çok değerli hocalarım var. Hem Samsun'da onları görmekten çok mutlu olmuştum. Şimdi tekrar görmek beni onur etti. Ben Profesör Doktor Elif Dikmetaş Yer'den. Hocam sağ olsun beni tanıttı. 19 Mayıs Üniversitesi içerisinde Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümünde bölüm başkanı olarak, ana bilim dalı başkanı olarak devam ediyorum. Henüz Balıkesir'e geleli yarım saat gibi bir şey oluyor. Buraya da ayak basılı bir 5-10 dakika oluyor. Lütfen kusura bakmayın yol yorgunluğundan dolayı. Ben Arzu Hocam'dan rica etmiştim sunum için. Kendisinden yükler misiniz diye gelmeden önce geç kalmamak adına. Şu muydu hocam? O evet. Aslında dinleyiciler olarak benden çok kıdemli hocalarım da var aralarımda. Saygıyla kendilerini selamlıyorum. Aynı zamanda bu konuya henüz hakim olmayan, bu konuda bilgisi henüz daha yeni olanlar için sürdürülebilirliğin temel kavramlarından başlayacağım ben izninizle. Daha sonra Türkiye'de ya da dünyada sürdürülebilirlik sağlık turizminde nasıl sağlanabilir bu konuyu toparlamaya çalıştım izninizle. Sürdürülebilir sağlık turizmi politikaları, küçük bir tane de şirketim var Teknopark içerisinde. Sağlık turizmi üzerine özellikle dijital anlamda müşteri ilişkileri yönetimi üzerine çalışmalara başladım. COSGAP'ten de ufak bir bu yıl sevindirici destek aldım açıkçası. O da beni çok mutlu etti. Daha yeni kurulmuş bir şirketti. Bu yıl inşallah canlandıracağım bu destekle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Yo, estağfurullah. Ben Haydar Hocam hoş geldiniz. Memnun oldum sizi görmekten burada da. Bizler de yeni başladık hocam. Ben de az önce dedim daha henüz üniversiteye geleli 10 dakika kadar bir süre geçti açıkçası. 4'ten beri yoldayım. Ama güzel bir karşılım oldu benim için. Teşekkür ediyorum buradaki arkadaşlarımıza. Sürdürülebilirlikten bahsedeceğim. Sağlık hizmetlerinin, turizminde sürdürülebilirlik politikaları neler olabilir? Bu konuya değineceğim. Dilaver hocam anlattı. Sağlık turizmi nedir? Bireylerin seyahat etmesi sağlık amaçlı ama bunun yanında bütüncül bir hizmet söz konusu var. Bir turizm paketi var aslında içeriğinde. Dinlenmeyi de içerisinde barındırıyor. Sağlık hizmetinin yanında eğlenceyi de içerisinde barındırıyor. Aslında turizm paketinin yoğunlaştığı bir sektör alanı diyebiliriz. O nedenle de farklı paydaşların işbirliği içerisinde olması sağlık turizminde çok çok önemli. Bir denge söz
konusu. Bu dengeyi ben sizlere açacağım. Bu denge sosyal, çevresel ve ekonomik denge. Slaytlar ilerledikçe daha çok ortaya çıkacak bu denge. Sürdürülebilirliğin tanımına baktığımız zaman zaten bir süreklilik arz eden bir durum var. Yenilenebilirlik arz eden ve yeniliği de içerisine katan bir durum var. Uzun bir süreci içeriyor sürdürülebilirlik kavramı. Ancak burada az önce bahsettiğim gibi tüm paydaşların, toplumun dahi katılımını gerektiren bir durum olduğunu görüyoruz. Yine sosyoteknik gelişmeler çok fazla devam ediyor. Sürdürülebilirlik açısından baktığımızda dijitalleşme ile yeniliğe de ihtiyacımız var. Ve rekabet edebilmek güçlü bir silah açıkçası sürdürülebilirlik için. Ve şirketlerin de muhakkak bu konudaki tüm paydaşların işbirliği sağlaması da önem arz ediyor. Peki biz neyi kastediyoruz? Sürdürülebilirlikten genelde turizm anlamında, sadece sağlık turizmi anlamında değil, neyi kastediyoruz? Yeni iş yerlerinin artması, istihdamın artması, çünkü turizm demek yeni iş gücünün de ortaya çıkması demek. Yine doğal çevrenin korunması, iklim değişiklikleri çok fazla oldu. Ben Karadenizliyim ve Karadeniz'de ben çocukluğumda hatırlarım, çok fazla kar olurdu. Böyle çiğneye çiğneye giderdik o karları. Şu anda senede 3 gün kar yağıyor. O derecede iklim çok fazla değişti. Belki bu bizim Samsun açısından çok işimize yaradı, çünkü Samsun'da turistik tesislerin sayısı artmaya başladı bu şekilde, özellikle yazın. Kirlilik ve atıkların azaltılması, yeşil ve sürdürülebilir tüketim uygulamalarının teşvik edilmesi olarak ifade edebiliriz. Burada tabii ki belediyelere kadar uzanan bir süreç var, yani yeşilin korunması açısından. Çünkü bizler turist olarak bir yere gittiğimizde, açıkçası ben Balıkesir'e ilk kez geldim. Balıkesir'e geldiğimde dedim ne kadar güzel yeşil alanlar var, işte yolları şöyle gibi etkileniyorsunuz. Gittiğiniz yörenin sizi tekrar cazibesinin çekmesi için sürdürülebilirliğe ihtiyaç var. Bu cazibeyi de ancak ortak paydaşlar aracılığıyla yükseltebiliriz. Neden sürdürülebilirlik? 2015 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bir toplantı yapıyor. O toplantıda 17 tane ana başlık belirliyor. Diyor ki bu 17 ana başlığın bir tanesi de sağlıklı yaşama ilişkin başlık. İnsanların sağlıklı yaşamalarını ve herkesin her yaşta refahını sağlamak. Tabii ki bunların dışında açlığa son, yoksulluğa son, yine turizmle ilgili sürdürülebilir şehirler, topluluklar gibi ana başlık da var. Ama burada insan yaşamı ile ilgili insanların sağlıklı yaşamalarını ve insanların, herkesin her yaşta refahını sağlamak gibi bir maddeyi gelecek 15 yıl, yani 2030 yılında biz bunu görmek istiyoruz şeklinde ifade ediyorlar. Yine 2017 yılında sürdürülebilirlik turizmle ilgili yıl olarak ilan ediliyor. Çünkü farkındalık oluşturularak ancak bu konuda sürdürülebilirlik sağlanabilir düşüncesiyle. Yine kalkınma hedefleri dikkate alındığında çeşitli sürdürülebilir uygulamalar olması gerekiyor. Bunların ortak noktasının da sürdürülebilir tasarım, atık yönetimi, çevre koruma, yeşil teknoloji uygulamaları, yenilenebilir enerji kaynaklarının olduğunu görebilmekteyiz. Peki bizim ülkemizde kalkınma planlarında durum ne şekilde? Kalkınma planlarında çok net şekilde belirtilmiş, inşallah bu hedeflere de ulaşmak nasip olur diye düşünüyorum. Çünkü denmiş ki 2053 yılında yapay zeka ve gelişmiş dijital teknolojiler en üst düzeyde kullanılarak turizm gelirinde, bu sadece sağlık alanında demiyor, kültür, doğa, din, turizmi gibi sayılabilir, eğlence turizmi, ilk 3 ülke arasında kalmayı temin ediyor. Beklenti o şekilde. Yine yenilikçi hizmet sunumlarının artması ifade ediliyor ve burada bir madde var 2053 yılına dair. Diyor ki ileri ağ teknolojileriyle mekandan bağımsız robotik sağlık hizmeti uygulamalarının uygulanması şeklinde bir
madde var. Robotik uygulamalar artıyor. Zaten uzaktan tanıyla ilgili bir yönetmeliğimiz de şu anda normal güncel hayatta mevcut. Hatta bizim üniversitemizde birçok yerde online hasta muayenesi başlamış durumda. Bunun da amacı sağlık turizmi anlamında ileride daha da gelişmiş olmak. Sağlık turizmi anlamında akreditasyon faaliyetlerinin yürütülmesi. Bununla ilgili az sonra ayrıntılı değineceğim. Sağlık Bakanlığı'nın içerisinde TÜSEP, TUSKA var. Bununla biz de sağlıkta akreditasyon denetçisiyiz. Dilaver Hocam da aynı şekilde akreditasyon denetçisi. Siz değerli katılımcıların arasında da vardır muhakkak denetçiler. Burada baktığımızda da bir takım benim şahsi görüşüm, bir takım faaliyetlerin özellikle farkındalık oluşturma konusunda eksik olduğunu düşünüyorum. Ama giderek de artacağını da düşünüyorum. Şu anda benim bildiğim 10-15 arasında hastanenin Sağlık Bakanlığı TÜSEP TUSKA'dan akredite edildiği yönünde. Daha çok JAHO JSA ülkemizde çok daha bilinen bir akreditasyon kuruluşu arkadaşlar. Akreditasyon kuruluşları ile ilgili belki de bir takım desteğe ihtiyaç var. Sağlık kurumları destek verilmesi gerekiyor ki biraz tetikleyici güç oluşsun akredite edilmeleri yönünde. Yine ülkemizin tercih edilebilirliği sağlık turizmi açısından artırılacak şeklinde bir yerde yazıyordu, oraya geçtim mi diye düşündüm. Tekrar bakarım. Nitelik ve nicelik olarak sağlık turizmi hizmet kapasitesinin artırılmasından bahsedilmiş. Health Türkiye diye bir internet sitesi var. Hiç giren oldu mu aramızda bilmiyorum. Ben takip ediyordum. Hatta geçen yıl girdiğimde bir hüsrana uğradım. 100 küsür tane kurum vardı. Çok fazla kurum yoktu. Gelirken girdim. Kurum sayısını değil de hekim sayısını gördüm. 8000 küsür kadar yurt dışında insanları Türkiye'ye gelmeleri için oluşturulmuş bir web sitesi var. Ama bu web sitesinin tabii ki farkındalığının daha da artırılması, kişiler tarafından bilinirliğinin artırılmasına ihtiyaç bulunmakta. Yine aracı kuruluşlar var ama bu aracı kuruluşlar olsun, sağlık kuruluşları sağlık turizmi yetki belgesi alıyorlar. Denetlenmesine ilişkin bir sistemin oturtulması gerekiyor ya da güçlendirilmesi gerekiyor diyelim. Bununla ilgili kalkınma planında yer verilmiş. Yine akreditasyonla ilgili yer verilmiş. Uzaktan takip için gerekli bir altyapı oluşumuna dikkat çekilmiş. Ben bundan sonraki yine sağlık turizmi açısından Türkiye'nin bir sağlık turizmi başkenti olacağı kalkınma planlarında yer alıyordu. Ben kendi önerilerimi ifade edeceğim bundan sonraki süreç içerisinde. Sağlık turizminde bu başlıkları kendim oluşturdum. Aracı kuruluşların rolleri var. Aracı kurumlar biliyoruz ki sağlık hizmeti almak isteyen bireylere yardımcı oluyorlar. Ne anlamda? Sağlık hizmetleri anlamında, turizm anlamında, konaklama anlamında yardımcı oluyorlar. Yine konsiyerj hizmetleri dediğimiz alanlarda yardımcı oluyorlar. Aracı kuruluşların muhakkak gördüğüm kadarıyla sağlık turizmi alanında çok fazla entegre hizmet veren aracı kuruluş sayısı az. Aracı kuruluşların entegre hizmet vermesi çok önemli. Ne demek bu entegre hizmet vermesi? Yani sağlık turisti nereye gidecek? Hangi ülkeyi tercih edecek? Konaklaması nasıl olacak? Hastane seçimi nasıl olacak? Peki yanında bir tercüman var mı? Tercüman desteğine ihtiyaç var mı? Hastane içerisindeki evrakların takibini nasıl yapacak? Kendi dillerinde mi mesela yine sağlık turisti vefat ederse resmi evraklar nasıl olacak? Yine güvenli veri transferi nasıl olacak? Tedavi sonrası destek verecekler mi? Aracı kuruluşlarda kaliteli hizmet sunma bilincine sahip nasıl olunabilir? Ve sağlık kurumu sürecindeki tüm aşamalar konusunda entegre hizmet vermesi gerektiğine inanıyorum aracı kuruluşların. Ama ben Samsun'da da görüyorum. Var. Samsun'da da birkaç tane aracı kuruluş var. Yine sağlık turizmi alanında çalışan öğrencilerim var. Onlarla olan diyaloglarımızda da şunu fark ettim. Biraz bu konulardan daha
daha farklı çalışıyorlar diyelim, daha kapsamlı çalışmadıklarını bazı aracı kurumların tabii ki tenzih ediyorum bu konuda. Onlar tüm aşamalarda yer alıyorlar. Ya da sağlık kurumuna aracı kuruluş şu rolünü sağlık kurumu üstlenebiliyor. Örneğin konaklamayla ilgili rolü, hava yolu transfer işlemlerini normalde aracı kuruluşun temin etmesi gereken bazı işlemleri bazı sağlık kurumları kendileri yapıyorlar. İnsan kaynaklarının rolü bu muhakkak beceri gerektiren bir iş. Çünkü normal bir sağlık personelinin herkes sağlık turistini karşılayamayabilir. Herkes sağlık turistinin hasta bakımını gerçekleştiremeyebilir. Bu konuda muhakkak sağlık yönetimi alanının üzerine sağlık turizmiyle ilgili bir nitelikli sertifika programları olabilir, eğitim uzmanlık alanı olabilir. Bu gerekebiliyor. Yine burada terminolojiyi çok iyi bilmek lazım. Yabancı dil bilen sağlık personelinin olması çok çok önemli. Ya da yabancı dil bilmiyor ise tercümanın olması çok çok önemli. Medikal turizm alanında yine tecrübeye sahip kültürel farklılıklara da duyarlı sağlık personeline ihtiyaç bulunmakta. Ben şunu gördüm, bulunduğum ilde de şunu gördüm. Dönem dönem valilik çeşitli paydaşları bir araya getirerek sağlık turizmi olsun, diğer turizm alanlarına nasıl sürdürülebilirliğe gidebiliriz şeklinde her ay toplantılar yapılmakta. Ve bu toplantılarda da bunları dile getirilmesi çok önemli. Yine dijital teknolojilerin de rolleri var. Burada sürdürülebilir turist uygulamalarının tasarımı, web sitelerimizin mesela çok dilli olması, örneğin sadece İngilizce yeterli olamayabiliyor. Gürcüce olabilir, Rusça olabilir. O bölgede Arapça olabilir, Farsça olabilir, Almanca olabilir. Hangi kesim daha fazla tercih ediyor ise o dillerde muhakkak web sitesinin olması gerekiyor. Web sayfalarında zengin içerik olması lazım. Şöyle ki ben bir Türk hasta olarak Türkiye'deki bir sağlık kurumuna girip sadece şunu görebiliyorum. Çeşitli blog yazıları olabiliyor. Blog yazılarının dışında hekim ve uzmanlık alanı olabiliyor. Ama ben daha ayrıntı isteyebiliyorum orada. Hatta orada radyoloji sonuçlarıma ulaşabilmek istiyorum. Bazı hastanelerde ulaşabiliyorum, özel hastanelerde. Bazılarında ulaşamıyorum. Bu konuda bir hatta özel bir polikliniğe gittiğimiz zaman örnek veriyorum. Gözlük numarası yazdığı zaman optisyene gittiğimde optisyen gözlük numarasını diyor ki ben kayıt altına almadım. Çünkü bana herhangi bir bildiri yok. Ama kamu ile ilişkili bir hastaneye gittiğim zaman ya da özel sektörde normal bir poliklinik değil gittiğim zaman optisyen bunu görebiliyor. Yani buradaki veri bütünlüğünü sağlamak adına entegrasyonun önemli olduğuna inanıyorum. Yine bence en önemli şey burada sağlık turistinin güven duygusunun aşılanması çok önemli. Çünkü güven duymadığımız bir yerde bizler de dahil olsak kalacağımız yere kadar güven duymadığımızda gidemeyiz. Bizim orada ciddi bir durumumuz var ise Türkiye'de dahi en az 3 hekime sorabiliyoruz ne yazık ki. Eğer biz bunu soruyorsak sağlık turisti Türkiye'ye geldiğinde muhakkak soracaktır. Başka bir ülkeye gittiğinde muhakkak soracaktır. Güven duygusu çok önemli. Markalaşma, yine halkla ilişkiler çalışmaları çok önemli. Bunlar sürdürülebilirliği doğrudan etkileyen taraflar. Turist davranışlarını sürdürülebilirliğe yöneltmek en büyük amaç. Çünkü ülkesine gittiğinde diğer insanlara ülkesini tavsiye edebilmesi, gittiği ülkeyi tavsiye edebilmesi çok önemli bir durum. Bu ekonomiyi de canlandırmaktadır. Sadece ilgili kurumu değil, geldiği bölgenin ekonomisinde de bir canlılık kazanacaktır. Sadece hasta kendisi gelmemekte. Benim gördüğüm o, hastanın yanında en az birkaç kişi daha gelmek. Bu birkaç kişinin de daha böyle estetik hizmetlerle ilgili görüyoruz ki dermatolojinin polikliniğinin arkası çok dolu olmakta. Örneğin ha, benim hastam orada farklı bir işlem yapıyor ama ben şurada bir botoks yaptırayım ya da şu uygulamayı yaptırayım. Aa çok güzel, birini görüyor orada koridorda geçerken ben de bir kellik tedavisi yaptırayım diyenler çok oluyor. Bu nedenle viral pazarlama gerçekten çok önem taşıyor.
onu gördük. Altyapı çok önemli. Entegre hizmet sunan sağlık kurumlarına ihtiyaç var. Yine biz hep sağlık turizmi dediğimiz zaman şunu anlıyoruz. Yetişkinlerin sağlık turizmi. Hayır, çocuklar da var, yaşlılar da var, gençler de var. Yani biz hep şu, farklı tabii ki organ nakli olabilir, kellik tedavisi olabilir, ülkelerde etik konuda anlatacağım, taşıyıcı annelik gibi durumlar olabilir. Yani bazı ülkelerde serbest, bazılarında değil tabii ki bu durumlar. Hani biz daha kapsamlı çalışmamız gerekiyor sağlık turizmi için düşündüğümüzde. Gelişmiş ulaşım imkanlarına da ihtiyaç bulunmakta. Müşteri memnuniyetinden bahsediyoruz. Müşteri memnuniyeti çok önemli. Çünkü geri bildirimlerin düzenli alınması gerekiyor. Bu geri bildirimlerle ilgili önlemlerin alınması gerekiyor. Eksiklikler varsa tamamlanıp hatalar varsa da giderilmesi gerekiyor. Sürekli bir iletişimde kalmak gerçekten önem arz eden bir konu. Az önce bahsettiğim gibi kalite ve akreditasyon gerçekten çok önemli. Çünkü sağlık turizminde akredite olmuş bir hastaneden hizmet almak, web sitesi üzerinde akreditasyon belgesini görmüş olmak kişiyi güvende hissettirmenin bir yolu. Bu çok önemli. Yine kaliteli sağlık hizmet sunulduğunun da bir göstergesi oluyor bu belge. Az önce bahsettiğim gibi JAHO-GCI, ülkemizde de Sağlık Bakanlığı TÜSEP TUSKA tarafından, İSKOA tarafından tanınan akreditasyon kuruluşları. Baktığımızda merdiven altı yerlerle ilgili hep haberlerde duyuyoruz. Yok hasta gitti, kötü sonuçlar aldı gibi. Bunların engellenmesi lazım. Sıkı denetimlerin muhakkak yapılması gerekiyor. Sağlık turizmi yetki belgesine sahip olmayan sağlık kurumlarının, aracı kuruluşların kesinlikle bu konuda hizmet vermemesi gerekiyor. Bu konuda denetimlerin artırılması gerekiyor. Bir de süre mi bitti? Çok... Tamam hocam, çok az kaldı zaten. Sürdürülebilir turizm belgesi dediğimiz belgeler var. Bu belge LEED, en çok bilinen sağlık yönetim camiasında mesela. Bu belgelere sahip olmak gerekiyor. Ben hızlıca geçeyim. Yine çevresel faktörlerin rolleri var. Çevreye verilen zararın en az olması, kaynakların dengeli kullanılması, gelecek nesillere aktarılması gibi. Gıda güvenliği çok önemli bir konu. Hijyen çok önemli bir konu. Çünkü kaliteli ve güvenli gıdalar sunmak gerçekten bir yere gittiğimiz zaman ilk dikkat ettiğimiz konulardan birisi bu. Yine taburcu sonrası hasta takibi sürecince hasta otelde kalıyor, hasta yakını otelde kalıyor. Bu süre içerisinde hijyene dikkat etmek gerekiyor. Ekonomik faktörler, bir istihdam oluşuyor dedik. Evet, bunun bir getirisi var ama bir taraftan da fiyat tutarlılıkları sağlanması gerekiyor. Sağlık kurumları açısından değerlendirdiğimizde. Ben hızlıca geçiyorum. Bakanlıklar arası işbirliği çok önemli. Kültür Bakanlığı tanıtım, markalaşma, pazarlama, halkla ilişkiler açısından. Dışişleri Bakanlığı vize kolaylığı açısından. Ticaret Bakanlığı destekler açısından. Sanayi Bakanlığı, örneğin az önce KOSGEB'den bahsetmiştim. Çok önemli. İşbirlikleri, reklam, pazarlama, marka destekleri açısından önemli. Devletler arası işbirliği çok önemli. Fiyat anlaşmaları, ulaşım kolaylıkları, yine yurt dışı hasta koordinasyon merkezinin kurulmuş olması, özel hastanelerin yabancı hasta birimlerinde kullanılan evrakların muhakkak turistin kendi dilinde olması gerekiyor. Çünkü halen Türkçe olanlar var denildi. Yine uluslararası hava yolları ile anlaşmalar yapmak, kolaylıklar tanımak, uluslararası sigorta kuruluşları ile anlaşmalar yapmak gerekiyor. Kültürel farklılıklara özen göstermek gerekiyor. Helal turizm gibi ya da farklı kültürlere açık olmak, hoşgörülü olmak gerekiyor. Fazla eleştirmemek gerekiyor. Yasalar önemli, gizlilik, güvenlik, mahremiyet dediğimiz gibi. Son 2-3 slaytım hocam.
3, sonra da sonuç. Burada yasal mevzuatlara uygun hareket etmek lazım. Burada zaten çözülemeyen durumlar var. Uluslararası hukuk, eğer ki ortada bir sıkıntı varsa bu neye göre çözülecek problemi? Ev sahibi ülkeye göre mi çözülecek ya da kendi ülkesi tarafından mı çözülecek? Burada halen bir belirsizlikler var. Bunların çözülmesi gerekiyor. Etik problemlerin giderilmesi gerekiyor. Markalaşma ile ilgili mesela emeklilik fonu onlarının farklı ülkelerde kullanılabilmesi, ülkelerin tarihi zenginliği, ürün çeşitliliğinin çok olması, uçuş süreleri, bunlar çok önemli konular. Kayıt tutmada sıkıntılarımız var. Kapsamlı ve düzenli veri akışını sağlamak için kayıtlar TÜİK Turizm İstatistikleri tutuluyor. Ama bu yeterli değil. Bu kayıtların artırılması gerekiyor. Diğer önemli bir konu bence güvenlik, ekonomik krizler, doğal afetler, bunlar turistin ülkeye gelmesini etkileyebiliyor, negatif etkileyebiliyor. Buna yönelik risk yönetim sistemleri oluşturmak gerekebiliyor. Böylelikle turist destinasyonları için canlandırma söz konusu olacak yatırımlara ihtiyacımız var. Sonuç olarak slaytların ilk girişinde bahsettiğim sosyal, çevresel ve ekonomik dengeden bahsettim. Umarım toparlayabilmişimdir. Bu dengenin sağlık turisti için muhakkak sağlanması gerekiyor. Kusura bakmayın hızlı hızlı anlatmak zorunda kaldım. Çünkü daha diyecek çok şey var ama zaman açısından bu kadar toparlayabildim. Çok teşekkür ediyorum. Soruları hocam ne zaman sonra mı alalım? Çok sağ olun. Çıkalım mı hocam? Nasıl çıkıyoruz? Evet, bu güzel ve hızlı, akıcı sunum için Elif Hocam'a teşekkür ediyorum. Özetle de aslında sağlık turizminde yaşanan sorunları ve sürdürülebilirlik için sürdürülebilirliği etkileyebilecek faktörler nelerdir? Bunlardan bahsetti. Bunlar önemli şeyler. Ayrıca hem Birleşmiş Milletler 2015 yılı kalkınma hedefleri ile ilgili 17 göstergeler hem de bizim kalkınma planlarımıza, stratejik planlarımızdaki sağlık turizmine verilen önemden bahsetti. Bunlar önemli şeyler. Son yıllarda bir önceki panelde de konuşuldu. Dijitalleşme her alanda olduğu gibi sağlık turizminde de önemli. E-sağlık, e-kontrol vesaire bunlar gerçekten önümüzdeki dönemlerde robotik cerrahiler nasıl ki hastanelere artık giriyor, kullanılıyorsa sağlık turizminde de her alanda bu hasta kabulünden işte hastanın getirilmesine kadar, hastanın tekrar ülkesine döndürülmesine kadar bunlar önemli. Arkadaşlardan sağlık turizmiyle ilgili yani sorunları eğer takip etmek istiyorlarsa geçtiğimiz haftalarda Fatih Altaylı'nın bir YouTube'da güzel bir program var. Bilmiyorum kaç kişi izledi, izleyen oldu mu? O programı izlemelerini söylerim. Köksal Holoğlu ile beraber yaptığı bir söyleşi, bir saate yakın süren bir şey YouTube mülakatı. Orada güzel konulara temas etmişler. Yani yabancı hasta geldiğinde Fatih Altaylı da örnekler verdi. Kendi yakınım dedi geldi bana saç ekim için ya da estetik bir şey için geleceğini söyledi. Geldi ucuz bir yer bulmuş dedi. Sonra gittim baktım dedi ucuz yer dediği yer ben kendimi değil başkasını bile emanet etmem o yere dedim. Vazgeçirdim götürdüm bildik bir tanıdık bir yere dedi götürdüm sonuç tedavi için. Yani insanlar geliyor yurt dışından belki internetteki o sosyal medyadaki güzel tanıtımlara kanıyor. Hastanenin gerçekten sağlık turizmi yetki belgesi var mı? Kalite belgesi var mı incelemeden gözü kapalı geliyor. Ondan sonra bu tür olaylar yaşanıyor. Etik dışı ya da ne diyelim ileride problem yaratacak, hukuki sorunlara doğurabilecek sorunlarla karşılaşıyor. Türkiye'nin imajında bu sarsıyor. Keşke dedi Sağlık Bakanlığı veya herhangi Turizm Bakanlığı nasıl ki turizm danışmanlık rehberleri var belli noktalarda information şeyleri, merkezleri var. O sağlık turizminde de gelen turistlerin de bilgi alabileceği, gitmek istediği hastaneyle ilgili sorup soruşturacağı, sağlıklı bilgiler alabileceği resmi yerler olsa, en azından bildik tanıdık merkezlerde, illerde bu olsun dedi. Haklı, o konuda gerçekten haklı. İnsanlara sağlıklı bilgiye erişilmesi önemli burada. Doğru bilgiye erişmesi önemli. Son yıllarda rekabet çok kızıştı. Bu rekabet ortamında da etik dışı ya da merdiven altı uygulamalar da arttı. Ama bunu bakanlık yeterince denetleyecektir. Çok fazla daha zaman almayın. Şimdi söylenecek çok şey var ama onları arkadaşlar zaten söylemeye çalıştı. Şimdi sektörden uygulamaları ile ilgili belki Serdar Hocam, Serdar Serin Hocamız 2000 Serdal. Ben doğru söyledim. Serdal değil mi? Serdal demedim. Serdal dedim ama belki telaffuzda şey var. Sonra Lüleburgaz'ın da ismi. Serdal Serin
akılda kalır. Yani hoca nasıl benim soyadım Tengilimoğlu akılda kalıyorsa Serdal ismi de akılda kalacak bir isimdir. Kendisi 2011 yılında Tokyo Hastanesi'nde çalıştı. Sonra 2011'den sonra şeye girdi. Medical Park çatısı altında çalışmaya başladı. 8,5 yıl zannedersem yönetim merkezinde kurumsal fatura direktörlüğü yaptı. Arkasından 3 yıl Göztepe'de genel müdür yardımcılığı, 3,5 yıl Göztepe'de genel müdürlük yaptı. Yeni bir daha 10 gün herhalde 10-15 gün içerisinde de tekrar yine aynı şeyde birlik içerisinde Liv Hospital'da İstinye Bahçeşehir Liv Hospital'da genel müdür olarak göreve başladı. Kendisi yüksek lisansını yaptı sağlık yönetiminde ya da yapmak bitirmek üzere tezliğe geçti. Doktora hedefi de var. Umarım yani sektörden gelen arkadaşlarımızın buradaki dinleyicilerimize uygulamada yaşanan sorunlarla ilgili daha önemli örnek olaylar aktaracaktır. Buyurun hocam, kürsü sizin. Ben notlarımı da hemen önüme açayım. Teşekkür ederim Dilaver hocam. Ben kısaca yine kendimden bahsedeyim. Slide tutuşlu çok açacak. Olur, tamam. Nasıl tutuşluyoruz? Yok, bu benim değil. Yüklenmiş mi? Ha, oğlum şu. Ben kısaca kendimden bahsedeyim. Dilaver hocam bahsetti ama sektör 2001 yılında giriş yaptım. Yaklaşık bir 10 yıl Ataköy Hastanesi'nde çalıştım. Daha küçük orta ölçekli bir hastane. 2011 yılında Medical Park grubuna transfer oldum. Henüz daha Liv grubu kurulmamıştı. 12 hastaneyle yola çıkmıştı. Daha 12. hastane yeni açıyorduk. 2012'de 2 hastane devraldık ve yine 2 tane hastane daha gruba katıldı. Ve bu ilelikle 12 hastane olmuştu. 8,5 yıl yönetim merkezinde kurumsal faturalama direktörlüğü yaptım. Kurumsal faturalama ne yapar? Aslında hastanedeki birçok işi yapıyor. Protokol okumadan tutun da aslında doktorun yazdığı bütün o kağıdı paraya dönüştüren bir bölümdür. Ben böyle tanımlıyorum kısaca. Daha sonrasında ben 2018'de artık hastane tarafına geçmek istediğim için grubumuzun en zor hastanesinden bir tanesi olan Göztepe Medical Park'a talip oldum. Göztepe Medical Park Hastanesi'ne 2018 Aralık itibariyle geçiş yaptım genel müdür yardımcısı olarak. 6 ay sonra genel müdürümüz ayrıldı. Biz 2,5-3 yıl boyunca genel müdürsüz hastane yönettik. 2 genel müdür yardımcısıydık ve bir de başhekimimizle birlikte. Daha sonra 2021 yılında da Muharrem Benugun görmesiyle Göztepe Hastanesi'ne genel müdür olarak atandım. 3,5 yılda genel müdür olarak çalıştım. 10 gün önce de yine grubumuzun ve üniversitemizin en büyük hastanesinden bir tanesi olan İstinye Üniversitesi Bahçeşehir Liv Hospital'a genel müdür olarak geçiş yaptım. Bizim grupla böyle çok geçişler oluyor. Hastaneler arasında değişim yapılıyor, rotasyon yapılıyor. Bence bunun faydası çok. Kurum körlüğünü ortadan kaldırıyoruz. Yeni hastane, yeni heyecan, yepyeni bir hikaye başlıyor. Dolayısıyla hastaneye gittiğimizde bambaşka olaylarla aslında benzer ama başka şekilde olaylarla karşılaşıyoruz. Ve bunları çözmek de beni çok mutlu ediyor açıkçası. Ben kısaca bizim grubu biraz tanıtmak isterim. Medical Park ve Liv MLP Care çatısı altında aslında oluşan bir grup. Şu anda 34 tane hastanemiz var yurt dışı projeleriyle birlikte. Şu anda yurt dışı projelerimiz aktif olanlar Bakü, Kosova, Macaristan şu an aktif. Dubai geçtiğimiz hafta aktif oldu. Yine İngiltere'de bir kliniğimiz var. Yakın zamanda işte Riyad'da veya Katar yine Almanya'da hastane projelerimiz olacak. Gelişimde bu şekilde grubumuzun. En son da Türkiye'de Ankara'da bir İncek hastanesi var. Onu devraldık. Gebze'de olan Medar Hastanesi İstanbul'da 2 hastanesini devraldı grup. Yine İzmir'de de Su Hastanesi'ni devralarak şu an bu seneki yerli büyümede herhalde tamamlamış olduk. Medical Park herkes için sağlık mottosuyla yola çıktı. Tabii burada herkes için sağlıktan kastımız bütün vatandaşların gelebileceği bir marka olması. Yani sosyal güvenlik kurumu hastalarının gelebileceği bir sistem olması. Biliyorsunuz sağlık sisteminde birçok model var. Sosyal güvenlik kurumu geçmeyen hastane var. Kısmi sözleşme alan vardı. Şimdi o kaldırıldı. Ve tamamen özel sigortayla yabancı hasta çalışan hastaneler var. Medical Park bunlardan hem sosyal güvenlik kurumu hastası alıp hem de yurt dışı ve özel sağlık sigortası hastası alan bir kurum olarak söyleyebiliriz. Burada yine Medical Park'ın bir
Hemen hızlıca ben aslında şeylere geçmek istiyorum. Buradan ilerleyemiyorum ama nasıl yapacağız? Şöyle yapayım, tamam. Medical Park grubunun Medical Park markasıyla, Viyan Medical Park markasıyla 25 hastanesi, 1945 hekimi, 13.631 çalışanı, 161 ameliyathanesi, 532.000 metrekare kapalı alanı, 4.674 de yatak kapasitesi var. Yine Liv grubunun da 8 hastanesi, 775 hekimi, 5.088 çalışanı, 55 ameliyathanesi, 222.000 kapalı alanı, 1.237 de yatak kapasitesi var. Buraları hızlıca geçeceğim. Sağlık hizmetlerinde biz neler aslında akılcı uygulama yapıyoruz, biraz onlara değineceğim. Konseyler, hemen konseyler gibi ben notuma da bakacağım. Biz dijital konsey uygulamasını devreye sokacağız. 2023'te aslında başlattık bunu ama şimdi sanıyorum önümüzdeki yıl bütün hastanelerde özellikle başhekimler açacağımız bir modül olacak bu. Başhekimler bütün klinik konseyleri dijital olarak takip edecek. Çünkü buradaki en büyük sorun gerçekten sekreter, onun takibi problem oluyor. Hekimlerin bir arada bulunması da bazen sorun yaşanabiliyor. Bunu tamamıyla dijitalleştirip daha verinin daha doğru aktığı ve uçtan uça yönetebildiği bir model olarak biz bunu devam ettireceğiz. Özellikle branşları çok kısaca değineyim. Hani hastanelerimizde işte erişkin kemik iliği, pediatrik kemik iliği, tüp bebek, organ nakili bölümleri, Gamma Life teknolojisi, kök hücre tedavileri gibi ileri tedaviler var. Organ nakli de yaklaşık 8.700 organ nakli yapmışız. 8.000 de kemik iliği nakli yapılmış. Gamma Life tedavisi, bu yine beyin cerrahisinde müdahale edilemeyen alanlara bir ışın tedavisi yöntemiyle hastaya tedavi verilen bir metot. Bunları hemen. Tümör konseyi az önce bahsettim. Burada da yine konseyin dijitalleştirmesinden uçtan uça dijitalleştirme. Ben biraz buraları hızlı geçeceğim. Çünkü anlatacağım sunumda olmayan bazı şeyler var. Onları ben size özellikle anlatmak istiyorum. Özellikle hastane idaresi ile ilgili. Yine robotik cerrahi uygulama birçok hastanede olduğu gibi bizde de mevcut. Uluslararası Hasta Merkezi zaten hocamız anlattı. Ben sadece orada belki şunu değinebilirim. Tabii kişileri ülkeye sadece sağlık hizmetine çekmek çok zor. Hasta ülkeye girdiği anda, yani havalimanına indiği anda tekrar havalimanının ülkesine dönünceye kadarki tüm aslında karşılaştığı şey bizim sorumluluğumuz olan bir şey. O yüzden bunu çok iyi yönetmeliyiz. Sadece sağlık hizmeti yetmiyor maalesef. İşte birçok ülkede biz bunlarla ilgili olumsuz geri bildirimler alabiliyoruz. Olabildiğince bu süreci iyi yönetmeye çalışıyoruz ki bence Türkiye dünyada herhalde teşhis hızında en iyi ülkelerden bir tanesi. Birçok ülkede bunu şahit oluyoruz çünkü hep gelen hastalardan bu sorunu yaşıyoruz. Bunlar global temsilciliklerimiz. Bunları da hemen hızlıca geçelim. Biz hasta memnuniyetiyle ilgili ne yapıyoruz? Hasta memnuniyetiyle ilgili bizim tavsiye skor çalışmamız hastaya SMS gider. Bu SMS sonucunda da hastaya 1'den 5'e kadar bir puanlama istenir. 4 tamamen değersizdir. 4 herhangi bir sonucu etki etmez, pozitif veya negatif. 1, 2, 3 olumsuz, 5 olumludur. Dolayısıyla kendimizi ölçmek adına hastalara bir 5 sorudan oluşan bir anket gönderiyoruz her tedaviden sonra. Bu tedaviden sonra hastalarımız bunları cevaplayarak bize memnuniyetiyle ilgili, hastanemize kaldığı süreçle ilgili geri bildirimde bulunuyor. Tabi bunlar da bize raporlanıyor. Yaklaşık 22 tane bölümü değerlendiriyoruz biz burada. Kan almasından radyolojiye, kafeteryasından valeye, laboratuvarından kattaki hizmetine kadar, otelcilik, teknik, bunların hepsini tek tek, misafir hizmetleri, hepsini tek tek hastalara değerlendiriyoruz. Ve eskiden daha kısa bir soru şeyi vardı. Şu anda bunu biraz daha açtık. Her bölümü değerlendirmek adına. Çünkü şunu söyleyebiliyorduk. İşte valeci diyordu ki benden hasta memnun ama hastadaki hizmetten memnundur, o yüzden düşük not veriyor. Biz bunları tamamen bölmeyle aslında hastanın nereye kötü verdiğini çok net bir şekilde raporlarla izleyebiliyoruz. Tabii biz bir de akademik işbirliklerimiz çok yoğun bir şekilde ilerliyor. Zaten İstinye Üniversitesi yine Medical Park, MLP Care Çatısı'nın bir markası olarak aslında bir iştiraki olarak göze çarpıyor. Yine hastanelerimizde afiliye olduğumuz üniversiteler var işte. Atlas Üniversitesi, Aydın Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Yüksek İhtisas Üniversitesi ve İstinye Üniversitesi de kendi üniversitemiz olmak üzere bu şekilde bunları da söyleyebilirim. Bunları hızlıca geçiyorum. Sosyal sorumluluk ve şeyler. Bu biraz eksik kalmış ama ben hemen hızlıca kendi notlarımdan sizlere akılcı sunumlarla ilgili
Bir kere bir şu anda biz bankosuz hastane projesini şu an hayata geçirdik. Bankosuz hastane ne? Aslında benim 2018 yılında bir hayalimdi bu. Çok basic başladı ama şu anda çok güzel ilerliyor. Biz nasıl havalimanına gittiğimizde bankoya uğramadan uçağa kadar gidebiliyorsak hastanede de bunu aslında yapabiliriz diye düşündük. Tabii bunun için birçok sebep, birçok engel var ama bu engelleri şu anda çok güzel entegrasyonlar aşmaya çalıştık. Hasta web uygulamamızdan randevusunu alabiliyor. Sosyal güvenlik kurumu bile olsa, şu anda henüz TSS ve ÖSS'de bu etkinliği yapamadık, entegrasyonlar tam olmadığı için ama şu an en azından sosyal güvenlik ve cari hastalarda hastanın randevu aldıktan sonra, randevu onayladıktan sonra otomatikman protokol açılıyor ve doktor ekranına düşüyor. Ve hasta direkt bankoya uğramadan doktora gidebiliyor. Bu aslında hastanecilikte bizim yaşadığımız, en çok yaşadığımız banko sorununa ciddi bir çözüm üretiyor. Şimdi yakın zamanda bunu özel sigortalarla da, yani aslında özel sigortalar kendi içerisinde biraz daha ayrıştı. Tamamıcı sağlık sigortası gerçeği var artık Türkiye'de. Bu çünkü artık özel sigortaların önüne geçti sayısal olarak. Ve tamamıcı sağlık sigortası hastaları da dahil olmak üzere biz bu proje bunları dahil edeceğiz. Biraz zaman alacak çünkü karşımızda tek kurum yok. Sosyal güvenlik kurumunda tek bir kurum var. Bunu ikna edip bunu bir şekilde sisteme entegre edebiliyoruz ama özel sigortalarda muhatap olduğumuz kurum sayısı arttıkça, herkesin sistemi farklılaştıkça bunu yapmak biraz daha zor oluyor. Ama en azından şu anda bir yola girdik ve şu anda hastalarımız birçok bölümde tamamen eğer sosyal güvenlicisini kullanıyorsa veya cari bir ödeme yapıyorsa hiç bankaya uğramadan direkt doktora gidebiliyor. Entegrasyonlardan bahsedeyim. Entegrasyonlar şöyle, bizim hastanecilikteki en büyük problemlerimizden bir tanesi de aslında iş gücünü doğru kullanabilmek. Biz bu entegrasyonları yapmadan önce iş gücünü hep kağıt işleri için kullanıyorduk. Şimdi biz bunları biraz daha otomatize ettikçe, yani bir hasta provizyonu aldıktan sonra bu kağıt uygulamasını, ki az önce Medlat'ın reklamında gördük, kağıtsız hastane, herhalde sunumda yapıldı mı bilmiyorum ama biz kağıtsız hastaneye doğru gitmek zorundayız. Çünkü bir arşiv yükü inanılmaz büyük. Bir de bunun sorumlulukları ciddi farklılaştı artık. Biz her şeyi dijital ortamda yapmaya gayret gösteriyoruz. İşte o yüzden entegrasyon bizim için çok önemli. Kurumlara hiçbir evrak göndermiyoruz. En azından bunun için 7-8 kurum sayabilirim. Hiç evrak göndermeden tamamen sistem üzerinden online bir şekilde. Nasıl sosyal güvenlik kurumu gerçi bunu 15 yıldır yapıyor ama biz özel sigortalar burada biraz daha geciktik. Yaklaşık 4-5 yıldır biz birçok kurumda tamamen kağıdı göndermeden, kağıtsız online dijitalde hastalarımızın sonuçlarını kuruma gönderip oradan onay ya da redleri alabiliyoruz. Bir tane geliştirdiğimiz projelerden bir tanesi de robot faturalama. Bu tabii sosyal güvenlik kurumunun kuralları var. Sosyal güvenlik kurumu şu anda özel hastanelerin en büyük hizmet sağlayıcısı. Bunun kurallarını sisteme tanımlayarak bazen iş gücünü minimize edebiliyoruz. Şu anda mesela bizim grupta sanıyorum 350 bin civarında bir ayaktan protokol açılıyor aylık. Bu 350 bin protokolü tek tek faturalamak inanılmaz zor bir şey. Şu anda biz bunu robot faturalamayla gün sonunda belli kurallar belirleyerek bunu robot faturalama sağlamaya çalışıyoruz. Çok da sorunsuz ilerleyen bir süreç aslında. Gün geçtikçe de üstüne ekleyerek devam ediyoruz. Randevu optimizasyonu şeyi var, projemiz var. Bu projede de şöyle, hastanın, bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi hastanın randevuya gelmiyor olması. Bunu hastaya nasıl kabul ettirebiliriz, gelmeyeceğini veya geleceğini bildirmek noktasında bir yapay zeka ürettik ve bu yapay zeka ile birlikte hastanın hastaneye geleceğini tahminlerle %95 belirleyebiliyoruz. %5'lik bir sapma olabilir. Bunları da zaten biz hastalar SMS araması yapıyoruz. CRM aramalarıyla hastaların gelip gelmeyeceğini teyit ediyoruz ama bunun dışında bu projeyle hastaların %95, çünkü bu hasta daha önce geldiyse ve sürekli gelen bir hastaysa zaten bunu sistem hemen ayırıyor. Ama eğer daha önce randevusunu çok kez ertelemiş bir hastaysa biz bunu daha farklı üstlerine giderek hastanın mutlaka randevusuna gelmesini sağlıyoruz. Bu cihaz entegrasyonları ile ilgili yine
Şu anda bizim hastanecilikte kullandığımız birçok cihazlar, işte gastro cihazları, anjiyo cihazları, radyolojik cihazlar, bunların hepsinin sistemde daha önce ve şu anda mevcut birçok hastanede, ki bizim hastanemizde de böyle var, kağıt çıktılarla işler yapmaya çalışıyoruz. Bu kağıt çıktıları ortadan kaldırıp tamamen dijitalleştirmeye doğru bir adım attık geçen yıl. Henüz daha tam anlamıyla aktif olmadı proje ama sanıyorum bu yıl o projede bitecek ve tamamen aslında artık kağıdı bir şekilde sistemden kaldıracağız. Çünkü zaten önümüzde çok güzel bir bakanlık sistemi var, enabı sistemi. Bu enabı sisteminde zaten herkes şu anda gittiği her yerdeki tüm sonuçlarını görebiliyor. İlacına kadar bunu görebiliyorsunuz. Aynı uygulama aslında yine bizim grupta, bu app uygulamasında da mevcut. TrackMed uygulaması yine. O da bir malzemenin hastane girişinden protokolü işleninceye kadar olan bütün süreci dijitalleştiriyor. Çünkü bu çok nasıl söyleyeyim, hacimsel bir iş. İnanılmaz bir malzeme kullanımı var hastanelerde. Bunu tek kişinin yapması çok mümkün değil. O yüzden biz bunları dijitalleştirerek sadece ürünü aldığımızda bir barkod okutarak bütün sistemi bunu gömüp daha sonrasında da bunu yine otomatize ederek hastaya kullanımını yine hemşirelik tarafında, hemşirelik dijital projesiyle birlikte bütün o süreçleri e-order'la çözümlemeye ve sonuna kadar da stoktan çıkıncaya kadar da takibini istiyor. Çünkü burada son kullanım tarihi kontrolü var, stok, kritik stok takip olan ürünler var. Yani bir ürünün bittiğinde sipariş verme şansınız yok sağlıkta. Mutlaka içeride belli bir gün sayısı kadar stok olmak zorunda. Yine çalışanlarımızla ilgili şöyle bir proje başlattık. Dijital iş platformunda biz bütün çalışanlar bir açılan ekranda kendi kullanıcı adı şifreleriyle çalıştıkları saatleri sisteme giriyor. Ve ayın sonunda, ay sonuna kadar kişilerin hepsine revizyon hakkı veriyoruz. Ay sonunda yöneticisi bu çalışmayı okeyledikten sonra, çalışan da okeyledikten sonra artık puantaja gidiyor ve otomatikleşiyor. Yani biz hiçbir çalışanın çalışma saatini manuel hesaplamıyoruz. Yaklaşık 3 yıldır tamamen bunu sistem yapıyor ve kişinin kendisi yapıyor. Kişi ben bu kadar çalıştım diye sisteme beyanda bulunuyor. Bunu yöneticisi onaylıyor ve insan kaynaklarına ay sonunda puantaj olarak düşüyor. Bu da çok güzel bir proje aslında. Yani bizim insan kaynaklarındaki hata oranını minimize etti ve inanılmaz bir tasarruf sağladık. Çünkü gerçekten burada çok ciddi kaçağımızın olduğunu gördük. Meme lezyon projemiz yine. Bu da TÜBİTAK'la ortak yürüttüğümüz bir proje. Burada da yine mamografi ve dinamik MR görüntülerini daha önceki görüntülerle eşleştiren bir yapay zeka uygulaması. Ki bunun benzerini biz onkolojide de yaptık. Yaklaşık 4 yıl önce ben Göztepe Medikal Park'ta henüz yeni genel müdür olmuştum. Bizim İSTİ Üniversitesi'nde bir yapay zeka uygulama ofisimiz var. Aynı zamanda dijital dönüşüm ofisimiz de var. Bunlar yaklaşık bizdeki 5000 dosyayı alarak bir veri ambarı oluşturdu. Ve buradan hastaların şikayetlerini, işte oradaki bütün parametreleri girerek hastaya hangi ilaç vereceğini tahmin edebiliyor yapay zeka. Yani o kadar biz o konuyu ilerletmiştik ki maalesef oradaki hekimimiz ayrıldıktan sonra şu an süreç biraz daha durma noktasında ama elimizde öyle bir veriler var. Ama MEM projesinde de yine aynı şekilde bir sürü veri var elimizde. Bu veriyi yapay zeka yüklediğimizde bu verinin nasıl sonuçlanacağını, patolojisi ne gelip gelmeyeceğini tahmin edebiliyor. Baş hekimlik modelinden bahsettim. Dijital hemşirelikten de yine kısaca az önce bahsettim ama dijital hemşirelikte bu verilerin sisteme doğru girilmesi, bu verilerin iyi analiz edilmesi, bunlar hep hastanecilikte bizler için önemli şeyler. Çünkü eğer veriniz doğru değilse yaptığınız her hesap yanlıştır. O yüzden veri bizim için çok kıymetli. Biz bu verilerle bir işler yapmaya çalışıyoruz. Bizim yöneticiler olarak da kullandığımız bir İstekası platformumuz var. Bu platform bizim HBS sistemimizdeki bütün veriler o platforma akıyor. T-1 gün diyelim ona. Bir gün öncesi akıyor. Ertesi gün siz bir gün öncesine kadarki tüm verilerinizi analiz edebiliyorsunuz. Bizim yönetici özel raporlarımız da işte bizim takip ettiğimiz raporları çok kısaca ben bahsedeyim. Bir gelir raporu takip ediyoruz. Hastanemizin bütün bölüm, branş ve doktor bazlı gelirimizi ve sayılarımızı takip edebiliyoruz. Memnuniyet skorlarını takip edebiliyoruz. Memnuniyet skorları da o anda yüklenen bütün veriler anlık geliyor. Gün içi performans dediğimiz hastanemizdeki tüm
süreçleri, muayene sayısından randevu sayısına, randevu sayısında alınan randevudan kaç kişinin randevuya geldiğinden, kaç kişinin gelmediğinden, ameliyat sayılarına, dolu boş yatak sayılarımıza kadar bunları biz yönetim olarak görebiliyoruz. Burada da yine bir istekası platformumuzda biz bunları yapabiliyoruz. Bir de yine ilaç ve malzemede de gider raporlarımız var. Bunları kontrol ettiğimiz hangi bölümde, hangi depoda ne kadar ilaç kullanımı, ne kadar zayiat var, bunların hepsini görebildiğimiz bir raporlarımız var. Tabii bazı raporlar kişiselleştirilebiliyor. Ben çok rapor konusunda hazır raporlardan değil de kendi yaptığım raporları kullanmayı tercih ediyorum. Oturup kendi raporumu kendim yapıyorum. Çünkü o raporlar benim için çok kıymetli. Benim bakış açıma göre ben kendi raporumu hazırlayıp hastanemi ona göre yönetiyorum. Söyleyeceklerim benim bu kadar hocam. Vaktimi de kullandım, herhalde verimli kullandım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu arada ben buraya davet eden Yasemin Hanım'a da teşekkür ederim. Yasemin benim Göztepe'deyken eski kalite müdürümdü. Kendisi gerçekten çok çalışkan birisi. Böyle bir davet de verdiğinde hiç düşünmeden kabul ettim. Gerçekten yeni bir hastaneye atanmış olmama rağmen Yasemin davetini kırmak istemedim. Ben kendisine teşekkür ederim huzurunuzdan. Evet, Serdal Hocam'a teşekkür ediyoruz. Bu dijital uygulamalar konusunda hastanelerde örnekler verdi. Stokta takibinden hasta randevu takip sistemine kadar, çeşitli insan kaynakları yönetiminden malzeme yönetimine kadar, çeşitli alanlarda hatta mamografi tıbbi görüntüleme kayıtlarından her alanda artık hastanelerde dijitalleşme kullanılıyor. Giderek de bu yaygınlaşacak bütün hastanelerde. Bu da tabii rekabet avantajında hızlı kararlar verme, sağlıklı kararlar verme anlamında yöneticiler için iyi bir veri teşkil etme açısından önemli. Şimdi vakit kaybetmeden Haydar Hocam'ın ekibi de yurt dışından bağlanacağı için çok fazla zaman harcamayalım. Yine sektörden bir meslektaşımız, kendisi aynı zamanda benim de biraz önce söylediğim gibi lisanstan da öğrencimiz, Ankara Üniversitesi'nde sağlık yönetimi bölümünü bitirdikten sonra girişimcilik ruhu herhalde güzel bir ruh. Önce kendi işini kurmuş. 2003 yılında firma kurmuş, danışmanlık firması. Tuğba Hocam. Sonra bu danışmanlık firmasından sonra medikal cihazlar alanında İtalya Menari grubu için İç Anadolu bölge temsilciliğini almış. 2008 yılında farklı bir sektörde dersen petrol sektörüne girmiş. Orada yine konsorsiyumun danışmanlığını yapmış. 2010 yılında tekrar sağlık sektörüne dönmüş. Lokman Hekim Hastaneleri grubunda pazarlama müdürü olarak göreve başlayan Tuğba Arız, 2011 yılında grubun uluslararası departmanı kurarak 2017 yılına kadar bu departmanda uluslararası ilişkiler yöneticisi pozisyonunda görev yapmış. 2017 yılında Güven Hastanesi grubuna transfer olmuş kendisi. Burada uluslararası iş geliştirme direktörü olarak görev yapmakta. Şu anda aynı zamanda Danimarka'da da International Business School of Scandinavia, Danimarka Üniversitesi'nde Business Administration alanında, işletme alanında doktorasına devam etmekte. Kendisini kürsüye davet edeceğiz çünkü kendisi sağlık hizmetlerinin uluslararasılaşmasıyla ilgili ya da uluslararası süreçlerin nasıl yönetilmesi gerektiğiyle ilgili, kurgulanması gerektiğiyle ilgili bize bilgi aktaracak. Artık hastaneler dışa açılmak zorunda. Dolayısıyla dışa açılırken de uluslararası pazarlara girerken de nereye dikkat etmesi gerekiyor? Bu süreci nasıl yönetmesi gerekiyor? Bize bu sağlık turizmi açılımcısından da önemli, her alanda önemli. Bu medikal malzeme takip yönetim sisteminde de önemli. Eğer yurt dışına ihracat istiyorsak burada yerli cihazlarımızı, ürünlerimizi. Buyurun Tuğba Hocam. Görüşürüz hocam. Merhabalar, çok teşekkür ediyorum Dilaver Hocam'a giriş için. Bahsettiği gibi aslında tamamen sektörün içinden geliyorum. 2002 yılından beri, sağlık yönetiminden mezun olduğumdan beri hep aslında sağlıkla ilgili işlerde yer aldım. Danışmanlık firmasında da İbn-i Sina Hastanesi'nin kan bankasının ISO 9001 belgelendirme sürecinde yer almıştım. Yine süreç çalışmalarında bulunmuştum. Kendi medikal firmamı kurduktan sonra sistemin hızlı değişmesiyle beraber Türkiye'de 2008'de medikal sektörü bıraktım ama yine yüksek lisans tezimi orada beraber çalıştım.
çalıştığım Kalecik Devlet Hastanesi ve Gölbaşı Devlet Hastanelerinde uygulama üzerine bir araştırma projesi yürütmüştüm. 15 senedir uluslararası departmanlarda çalışıyorum. Ve aslında bana ticareti çok kısa süre bir Geylani Petrol ve Pas Consulting ortaklığındaki bir Avrupa Birliği projesinde yer almam bana aslında uluslararası süreci başlattırdı. Ve neden hastaneler sağlık hizmetlerini uluslararasılaştırmıyor çok aslında kafa yordum. Ve bu anlamda neler yapabilirim bazında hem Lokman Hekim Hastaneler Grubu'nda hem de şu an Güven Sağlık Grubu'nda bu işler üzerinde ciddi emek sarf ettim. Güven Sağlık Grubu şu an bizim uluslararası departmanımızda 47 kişi çalışıyor bize bağlı. 12 dilde yaklaşık 7-24 esaslı hizmet veriyoruz. Ama ben bugün kurumumdaki uygulamalardan ziyade aslında devletimizin sağlık politikaları anlamındaki uluslararasılaşma çalışmalarını birazcık daha özel sektöre yaygınlayarak özelde neler yapıldığına dair bir genel paylaşımda bulunmak istiyorum izninizle. Paylaşımımda da sunum içeriğimiz... bir dakika şöyle devam edeyim. Çok pardon. Sanırım geldi. Tanımların arkasından biraz uluslararası sağlık hizmetlerinin uluslararasılaştırılmasını, sağlık kuruluşlarının uluslararasılaştırılmasını ve multikültürel yaklaşımla uluslararası süreçlerin hastanelerdeki işleyişlerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Ve biraz da değer yaratan sağlık turizmi kavramını paylaşıp umarım fazla vaktinizi almadan ve sizleri sıkmadan bitirebilirim diye düşünüyorum. Sağlık hizmetlerinde uluslararasılaştırma dediğimiz zaman ülke sınırları arasında hasta hareketliliği sağlanırken ülke politikasının ve altyapısının uluslararası süreçlere uyumlanması, o ülkede gerek kamu gerek özel sağlık kuruluşlarında süreçlerin evrenselleştirilmesi, hastanın hizmet ihtiyacına tıbben, hukuken, fiziken ve hazır bulunuşunun planlanması, koordine edilmesi, adapte edilmesi ve hizmetin sürekliliği esasıyla sunulması ifade eder. Bu tanımı izninizle hocam ben yapmış oldum. Herhangi bir kaynaktan yararlanmadan bu bizim çünkü çok net bir şekilde günlük hayatımızda uygulamalarını yaptığımız bir husus. Aynı zamanda uluslararasılaşma ülke sınırları arasında hasta hareketliliğini içeriyor. Bu hareketlilik son yıllarda o kadar arttı ki sizlerin bildiği gibi artık bu hasta akışlarını tanımlamak için yaygın olarak sağlık turizmi terimi kullanılıyor. Ama biz sağlık turizmi terimine profesyoneller olarak son derece karşı çıkıyoruz. Çünkü aslında her seyahat, sağlık anlamına yapılan her seyahat bir sağlık turizmi değil. Onkoloji tedavisi alırken, organ nakli için Türkiye'ye gelirken aslında insanlar sağlıklarına kavuşmak için medikal seyahatler gerçekleştiriyorlar. Bunun içerisinde herhangi bir turizm yer almıyor. Neden doğuyor sağlık turizmi ihtiyacı? Aslında globalleşen dünyada bir nüfusta artış söz konusu. Ulaşımın kolaylaşması sebebiyle insanlar daha rahat hareket edebiliyor. Uçakta her yere çok daha kısa sürede ulaşabilme şansına sahip. Yaşam kalitesi yükseliyor. Yaşlı nüfusu artıyor. Yaşamdan beklenen süreler artıyor. İnsanlar artık daha kısa sürede tedaviye ulaşmak istiyor ve en iyisine ulaşmak istiyor. Bu arada teknolojiler gelişiyor. Teknolojiyle beraber daha iyisini çok daha rahat gözü önünde bulundurarak görüyoruz ve bunu kendimize istiyoruz. Mükemmelliyet merkezleri de biraz evvel Serdal Bey'in belirttiği gibi de artık insanlar mükemmelliyet merkezlerine ulaşıyorlar. Ve bir diğer unsur da sağlık maliyetlerini insanlar düşürmek istiyorlar. Bunun yanında zaman zaman kültür gezme turları almak istiyorlar ve kişinin hayata yaşama tutunma istekleri ve regülasyon farklılıkları da ülkede izin verilmeyen mesela şu an Suudi Arabistan Türkiye'nin çok ilerisinde sağlık hizmetleri sunuyor olabilir ama regülasyonlarından dolayı şu an Türkiye'ye çok ciddi organ nakli hastaları Suudi Arabistan'dan gelmekte çünkü Türkiye'de 4. derece akrabaya kadar nakilde izinler veriliyor ama Suudi Arabistan'da bu 1. dereceyle sınırlı. Dünyada sağlık turizmine bakacak olursak aslında 51 ülkede milli sektör olarak devam ediyor sağlık turizmi ve 50 milyar dolarlık bir pazar. Dünyada 30 milyon sağlık turizmi mevcut, sağlık turisti mevcut. Artık eğilim plastik cerrahiden elektif cerrahilere doğru yönelmekte. Bu anlamda da 2008 yılında Deloitte'un yayınladığı kaynakta medikal turizm sektörünün her yıl 100 milyar dolar artacağı hesaplanmış ve son 10 yılda sağlık turizminde başarılı
başarılı olmuş ülkelere bakıldığında hepsinin aslında ülke politikası haline, sağlık turizmini bir ülke politikası haline getirdiğini görüyoruz. Burada da dünya nüfusunun aslında %27'si sağlığına ulaşmak için seyahat ediyor. Her medikal seyahat için insanlar 4.900 ile 8.600 dolar arasında pazara harcama yapmaktalar. Aslında şu an Meksika, Hindistan ve Tayland sayı olacak, kafa sayısı olarak en fazla sağlık turizmini ağırlayan 3 ülke olarak karşımıza çıkıyor. Dünyada sağlık turizmi destinasyonlarına bakacak olursak Amerika, Türkiye, Güney Kore, Tayland, Almanya, Hindistan, İngiltere, Malezya, Meksiko ve İran gibi ülkelerin sektörde ön plana çıktığını görüyoruz. Buradaki haritada da sağlık turizmi için nereden nereye gidildiğine dair hareketlilikler gösteriliyor. Amerika kendisi aslında bir sağlık turizmi cazibesi barındırırken kozmetik işlemler için kendisi Güney Amerika'ya sağlık turisti gönderebiliyor. Hastalar çok fazla tercih edebiliyorlar. Özellikle orta kesim, kendini sigorta ettiremeyen kesimler. Yine Amerika'dan çok fazla seyahatlerin Avrupa'ya, Türkiye'ye yapıldığını görüyoruz. Bir de artık olaya sadece konvansiyonel sağlık hizmetleri olarak bakmayalım. İnsanlar wellness, well-being, gençleşme dediğimiz alanlarla sağlıklı kalma adına da çok ciddi seyahatler gerçekleştiriyor. Termal alanlar bunlardan bir tanesi. Gençleşme kliniklerinde verilen hizmet bunların önemli bir unsurunu oluşturuyor. Biraz evvel de bahsettiğim gibi bir hareketlilik söz konusu. Her ülke daha farklı bir amaçla seyahat edebiliyor. Bunu da çok net olarak gözlemleyebiliyoruz. Bizim hastaneye geçen sene 17.889 yabancı hasta geldi. Ve 103 ülkeden misafir ağırladık. Bu multikültürel yaklaşım içerisinde evet herkesin çok ciddi geçerli sebepleri var. Ve buna da insanlara en iyi şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Peki Türkiye'de sağlık hizmetleri nasıl uluslararasılaştırıldı? Bu nasıl bizim gündemimize geldi? Nelerle karşılaştık ve şu an aslında göğüslememiz gereken neler var? Bunlarla ilgili biraz konuşmak istiyorum açıkçası. Şu an Türkiye'nin bildiğiniz gibi hedefi 2 milyon sağlık turistinden 20 milyar dolar gelir elde etme hedefi söz konusu. Bu iddialı bir gelir aslında. Fakat bizler ne yazık ki şu an en çok zorluğu sağlık turizmi verilerine erişmekte çekiyoruz. Hocalarım da bana katılacaktır. Bu konuda birlik maalesef ki sağlanamamış durumda. Türkiye'deki yayınlara baktığımızda dünyada ilk 5'te yer alırken Amerika'daki IMTJ'in yaptığı yayınlara baktığınızda Türkiye'yi 32. sırada görebiliyoruz. Dolayısıyla o kadar iyi miyiz, o kadar kötü müyüz analizi şu an verilerde birlik sağlanamadığı için çok netleşmemiş durumda ama ilk 5'te, ilk 10'da olduğumuz kesin. Bu noktada sağlık turizminde başarılı olmak için aslında Türkiye'nin önceden sağlık süreçlerini tanımlaması gerekiyordu. Hukuki altyapısını hazırlaması, insan kaynağını planlaması, stratejilerinin netleştirilmesi, politikaları belirlemesi, sertifikasyon ve akreditasyon süreçlerini tamamlaması ve organizasyonel yeteneklerini geliştirmesi gerekiyordu. Önceden bunu niye verdim? Çünkü şimdi bir sonraki slaytta bir dönüşümü göreceğiz. Türkiye'de sağlık turizminin aslında baktığınız zaman 2010 yılında bizim gündemimize girdiğini görüyoruz. 2010 yılından beri sağlık turizminin konuşulduğu bir Türkiye'de uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı hakkında yönetmeliğin 2017 yılında çıktığını görüyoruz. Tam tamına 7 sene sonra. Özel sektörün daha önce sağlık turizmi alanına girdiğini göz önünde bulundurursak aslında Türkiye'deki devletin sağlık turizmi politikasının çok geç özel sektöre adapte olduğunu fark ediyoruz. Bu noktada da çok ciddi yasal boşlukların oluşması, belli başlı hukuki altyapılarda yaşanan sıkıntılar bugün aslında Türkiye'nin uluslararası anlamdaki negatif propagandalarına altyapı sağladı. Ne yazık ki bunlara sebebiyet verdi. Sağlık Bakanlığı'ndan Ticaret Bakanlığı çok daha önce reaktif vererek 2015 yılında aslında bize teşvik mekanizmalarının önünü açtı. Pazarlamanın önündeki çok büyük bir boşluğu giderdi. Ama ne yazık ki bugün hala baktığımız noktada cevapsız pek çok soru var. Mesela eskiden turizm reklamlarını ben çocukluğumda hatırlıyorum. Turkuaz Türkiye
diye bütün yurt dışında reklamlar yürütülürdü. Şu an sağlık turizminde böyle bütüncül bir pazarlama çalışmasının, imaj çalışmasının çok kısıtlı kaldığını görüyoruz. Türk Hava Yolları'nın bu noktada çok ciddi desteği var. Türk Hava Yolları yaklaşık şu an 180 ülkede 300 destinasyona uçuyor. Onlarla bile bir işbirliğinin yapılması aslında Türkiye'nin imajını çok yükseltecek unsurlardı diye düşünüyorum. Şimdi baktığımız zaman Türkiye'nin uluslararasılaşma çabaları yeterli mi diye bir başlık da aslında biraz böyle kendimize de sorarak ilerlemek istedim. Hala kamu ile özel arasında bir bütünlük sağlanamıyor. Hala sektörün lokomotifini özel sektör yürütüyor. Bu noktada ciddi farklılıkları önce sağlık özel sektör uygulama yapıyor. Kamu bu uygulamaların karşılığında bir zarar görünmüşse önleyici bir faaliyet geliştiriyor. Ne yazık ki regüle eden o kapsayıcı unsurunu şu an biz yaşayamıyoruz. Yine sağlık turizmi yetki belgesi diyoruz ama yetki belgesi alma şartları o kadar kolay ki hem sağlık turizmi acentası tarafında hem özel sağlık kuruluşları tarafında yetkilendirme şartları çok düşük. Herkes o yüzden bu belgelendirmeye ulaşabiliyor ve bu belgelendirmeyle de ne yazık ki yurt dışında pazarlama faaliyetlerini sürdürüyor. Ülkeler arası işbirliklerinde ne yazık ki fiyatlar düşürülerek anlaşmalar yapılıyor. Biliyorsunuz son dönemde kurulan USAŞ'la beraber bizim pek çok yüksek daha katma değerli yüksekten yapılmış devlet anlaşmalarının en az %40-%50 oranında fiyatlarının düşürüldüğünü görüyoruz. Bu da aslında Türkiye'ye giren döviz miktarını azalttığı gibi devletin, kamunun özele bir rekabetçi yapısı varmışçasına tutum olarak algılanmasına sebep oluyor. Yine denetimlerin çok yetersiz kaldığını görüyoruz. Senede bir sefer İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetki belgelerini yerine getirip getirmediğimiz denetleniyor. Ama uluslararası sağlık hizmetlerindeki hasta memnuniyetlerimiz, verilen şikayetler, hakkımızda açılmış dava var mı yok mu, bunlar hiçbir şekilde denetlenmiyor şu an. Kamu hastanelerinde tam bir yapılanma örneği göremiyoruz ne yazık ki. Her kamu hastanesinde farklı bir uygulama çeşidi oluyor. Dillerde bir ortaklık yok. Şu diller olmak zorunda gibi kamu hastanelerinde bir yapılanmada standartizasyon görmüyoruz. Evet var ama içerideki uygulamada bunlara rastlayamıyoruz. Ve farklı devlet yapılanmaları konusunda ortak stratejisi ne yazık ki Türkiye'nin bulunmuyor. Bunlar zaman zaman çakışma olabiliyor. Biraz evvel Sayın Elif Hocam da bahsetti. Healin Türkiye aslında güzel bir platform ama Healthin Türkiye diye de Ticaret Bakanlığı'nın ayrı bir sitesi var. Yurt dışından gelen sağlık turistleri Ticaret Bakanlığı'nın sitesini mi baz almalı? Sağlık Bakanlığı'nın yani USAŞ'ın güdümünde olan Healin Türkiye'yi mi baz almalı? Bu noktada netlikler maalesef hala yok. Yabancı hastaların rahatlığını arttırmak için slide atladım galiba. Özellikle Türkiye'de yaşayan halk sağlık turizminin öneminden yeterince haberdar değil. Bunu ne yazık ki bir rant kapısı olarak görülmekte. Hasta indiği andan itibaren bizim ulaştırmada verdiğimiz taksi hizmetlerinden tutun da kaldığı otele kadar, gittiği restorana kadar ne yazık ki bu konuda bir bilincimiz söz konusu değil. Evet, kalkınma planlarında 2018'de ve 2023'te gündemimize girdi sağlık turizmi ama bugün halkın bu konuda yeterince bilinçli olmadığını görüyoruz. Bu noktada kamu spotu eğer bu bir ülke politikası haline getirilecekse kamu spotları şeklinde billboardlarda çeşitli iletişim kanallarıyla halka Türkiye'nin bu misyonu paylaşılmalı ve herkesin katılımcı olması, bu konuda iyi bir sektör olduğu herkesin katılımıyla yürütülmesi sağlanmalı. Türkiye'nin itibarını yükseltici ve tanımlı ve kapsayıcı reklam ve pazarlama faaliyetleri yapılmıyor biraz evvel bahsettiğim gibi. Bunlar çok yetersiz düzeyde. Sağlık turistlerinin kapıdan girişten itibaren herhangi bir takipleri yok. Hastaların deneyimini ölçmeye yönelik politikalar henüz devlet tarafından ne yazık ki geliştirilememiş durumda. Evet, USAŞ'ın sitesinde USAŞ üzerinden getirilen hastalara mutlaka bir anket gönderiliyor. Ama özel sektörün kabul ettiği hastalara yönelik yine herhangi bir durum söz konusu değil. Ben bu noktada bir de bizimle aynı dönemde sağlık turizmi kavramının içine giren Güney Kore'yi de aslında inceledim. Çünkü Güney Kore'de de
2010 yılından itibaren sağlık turizmi konuşulmaya başladı ve ülkede kapsayıcı bir Kedi modeli denen bir sağlık turizmi politika yapısı oluşturuldu. Buradaki yapının da hedefi 2027 yılında 700 bin uluslararası hasta. Bizimki yaklaşık 2 milyondu biliyorsunuz. Ama 700 bin hastaya yönelik geliştirilen o kadar ciddi hedefler var ki bunların hepsi bir ülke politikası haline getirildi. Bu noktadan katma değerli hastalar hedefleniyor. Kesinlikle düşük hizmet bazı hizmetlere bir yatırım söz konusu değil. Bu arada bakım süreçleriyle ilgili hastanın tedavi sonrasındaki bütün süreçlerinin de çok net planlandığı, oradaki hizmet verecek personelin de eğitim zorunluluğunun getirildiği, VIP hastalara özelleştirilmiş modellerin olduğunu, yine geleneksel Kore tıbbını da bir kenara atmadan modern batı tıbbının yanı sıra geleneksel Kore tıbbının da tanıtılmasına yönelik faaliyetleri içeren çok ciddi bir ülke politika programı ve bunu çok yakından takip ediyorlar. İkisini bir araya getirdiğimde gördüğüm en temel sorun biraz evvel de bahsettiğim gibi devletin o kapsayıcı, oluşturucu yapısının bizde daha çok özel sektör tarafından domine edildiğini ama Güney Kore'de politika halinde oluşturulup özele yayıldığını çok net gözlemliyoruz. Yani ve mesela bizim de çok fazla dizilerimiz yurt dışında izleniyor. Siz hiç bizim yurt dışındaki dizilerimizde ancak bir hastane, özel hastane sponsorluğu olursa orada aralarda reklam olarak görünüyor ama Güney Kore'nin politikasında K-pop ve dizileri gibi K-kültürü çevrim içi, çevrim dışı bütün tanıtım araçlarında Kore'deki, Güney Kore'deki sağlık turizmi ön plana çıkarılıyor. Bunlar çok önemli hususlar. Yine akreditasyon konusunda da bizden bir miktar öndeler. Peki, vaktim var mı hocam? Bu konuya da biraz gireyim mi? Sağlık kuruluşları nasıl uluslararasılaşıyor? Sağlık kuruluşlarının, özellikle özel sağlık kuruluşlarının uluslararasılaşmaya yönelten faktörlerden en önemlisi, yüksek katma değer üreten sağlık kuruluşları artık kendi bulunduğu coğrafyanın dışına bu hizmeti taşımak istiyor. Vizyoner, geleceğe yönelik yurt dışına sınırlar ötesi hizmeti hedefleyen lidere sahip kuruluşlar aslında uluslararasılaşmaya başlıyorlar. Yine teknolojinin pozitif yönlerinden yararlanarak teletip uygulamaları, uzaktan ameliyatlar, medical second opinion seçenekleri uluslararasılaşmaya yönelten önemli faktörler arasında. Rekabette farklılaşmayı isteyen, evet yüksek karlılık fırsatını bulup değerlendiren ve bunu pozitif yönde ilerleten kuruluşlar uluslararasılaşmada büyük adımlar atıyorlar. Ve yine ortak girişimler doğrultusunda yabancı yatırımcıya sahip ve bu yabancılarla çalışmanın getirdiği doğal ortam koşulunda uluslararasılaşmaya yönelen çok ciddi hastaneler olduğunu görüyoruz. Burada en önemli şey aslında çevik yönetim anlayışına sahip olmak, proaktif davranabilmek, güçlü iş ağına ve iş ortaklarına sahip olabilmek. Bu noktada çok kolaylaştırıcı etkenler olarak görüyoruz. Neler destekliyor bizi? Evet, bir sağlık hizmetini ciddi anlamda kaliteli sunuyorsanız bunlar bizim önümüzü çok açan şeyler. Yine multidisipliner yaklaşım, bir hastanenin çatısı altında her türlü sorununa hastanın çözüm bulabiliyorsanız, hasta bir başka kurumdan bir başka kuruma gezmiyorsa bunlar uluslararasılaşma anlamında yine destekleyen unsurlar arasında. Uluslararası akreditasyonlar, örnek veriyorum benim çalıştığım sağlık grubu 2008'den beri JCI'ye tabi ama bunun yanı sıra European School of Oncology üyesi, European Liver Transplant Registry'miz var, Global Healthcare Accreditation'ımız, Planetary İnsan Odaklı Bakımımız. Yani bakış açınızı eğer uluslararası olarak geliştirdiyseniz ve içeride de süreçlerinizi buna adapte ettiyseniz bu anlamda uluslararasılaşmak artık sizin için bir mecburiyet, bir zorunlu rota olarak belirleniyor. Tabii ki fiziki yapı ve ileri düzey tesis yönetiminiz, tesisin buna uygun altyapısının olması,
önemli hususlar. Çünkü uluslararası çalışıyorsanız aslında her dine mensup kişiye ibadet odaları sağlamak zorundasınız. Her kültüre uygun menüler hazırlayarak hastalara tercihli menülerle bu hizmeti ilerletmek zorundasınız. Riskli tedavilerdeki başarı çok önemli. O kadar nadir rastlanan hastalıklar var ki bu hastalıklara çözüm üretiyor olmanız aslında sizi uluslararası anlamda ciddi farka taşıyor. Bunları biraz hızlı geçiyorum ben çünkü bayağı bir detaylı hazırlamıştım. Bu anlamda da biraz pazarlamadan da bahsedeyim. Hedef pazar ve uluslararası pazarlama stratejilerinizi belirlerken rekabet koşullarının incelenmesi, o ülkedeki pazara giriş yöntemlerinin belirlenmesi, pazarın talebi ne, sizdeki ürünlerin onlarla uyuşup uyuşmadığına bakılması, hedef kitle seçimi, bu hedef kitleye özel hizmetlerin belirlenmesi son derece aslında uluslararasılaşma stratejilerinde önem taşıyor. Biz neler yapıyoruz uluslararasılaşmalar kapsamında özel sektör olarak? Yurt dışında temsilcilikler açıyoruz ama artık bunlar evrildi. Birinci basamak sağlık kuruluşları ve tanı merkezlerinin açılmasına dönüştü. Biraz evvel Serdal Bey de bahsetti yurt dışı yatırımlarından. Ülkemizde bunlarla ilgili çok güzel ciddi örnekler var. Biz de İsveç'te bir yaşlı bakım merkezi Stockholm'da satın aldık. Bunun yanı sıra İngiltere'de bir kliniğimiz açılmak üzere. Umman'da 150 yataklı hastanemiz Maskat'ta açılmak üzere. Bunlar bizim belirlediğimiz hedef ülkelerdeki faaliyetlerimiz sonucunda doğal olarak orada olmamızı gerektiren bir yapıya dönüşüyor ve aslında bunlar biraz daha doğal süreç içerisinde gelişen unsurlar oluyor. Doktor işbirliklerimiz var. Oradaki saygın doktorlarla işbirliği içerisinde yürüyoruz. Bunun yanı sıra devlet kuruluşlarıyla anlaşmalar yapılabiliyor. Sağlık bakanlıkları, savunma bakanlıkları, o ülkelerdeki polis teşkilatlarıyla. Bunlar bizim uluslararasılaşmamız kapsamındaki önemli faaliyetler. Yine know-how paylaşımları yapıyoruz. Bu noktalarda değişim programları oluyor. Hem öğrenci hem de okuyan hekimlerin deneyim paylaşımlarını yürütüyoruz. Bunun yanı sıra online sağlık hizmetlerini app'lerden son derece net bir şekilde artık çok sağlıklı, başarılı bir şekilde yürütülüyor. Kronik hastalıkları takipleri yapılabiliyor. Bunlarla ilgili yurt dışındaki regülasyonlara uyum sağlayıp kendi uygulamalarımıza CE belgeleri alıp o ülkelerde de hizmet verebiliyoruz. Bağımsız ajantalarla işbirlikleri söz konusu. Yine uluslararası kurum anlaşmaları sağlıyoruz ve yerinde ameliyat uygulamaları şu an çok popüler. Artık biz küçük ameliyatlar için ülkemize hastaları davet etmiyoruz. İlgili işbirliği yaptığımız kuruluşun ameliyathanelerini inceledikten sonra profesyonel ekibimiz artık küçük ameliyatlar orada yapılıyor. Bakım süreçleriyle ilgili eğitimler oradaki personele veriliyor. Ancak ve ancak büyük ölçekteki ameliyatları, genelde TTB birimi 2000 üzerindeki ameliyatları biz Türkiye'de kabul etmeye başladık. Bu da aslında yeni bir uluslararasılaşma süreci olarak ilerleniyor. Son olarak multikültürel yaklaşımla biz aslında uluslararasılaşmayı tam anlamıyla tamamlayabiliyoruz. Bu ne demek? Aslında Avrupa'da çok fazla kültürler arası etkileşim olması sebebiyle ortaya çıkan bir kavram. Burada kültürel değerler, inançlar, yaşam tarzı, din gibi pek çok etmen hastalık ve ölüm uygulamalarını, hastalık ve ölüm uygulamalarını etkiliyor. Bu noktada da topluma ve kültüre duyarlı sağlık hizmetinin sunulması aslında multikültürel bakım faktörlerinin en önemlilerinden bir tanesi. Yine kültüre adapte olma, bireyi o toplumun içerisindeki kültürel değerlerinden ayrı tutmadan onu kavrayıcı bir şekilde hizmeti sunmak önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Burada biz ne yapıyoruz? Özellikle yurt dışından gelen hastalara yeterli ve nitelikli zaman ayırmak çok önemli. Mesleksel becerilerimizi ön plana çıkarttığımız, ön yargısız, güler yüzlü, hastanın kültürel beklentilerine saygı duyarak, rengini, dinini, giyimini ayrıştırmadan benimsemek ve bununla ilgili personele sürekli eğitimler vermek en önemli başarı kriterlerinden biri. Hastanın mahremiyetine saygı göstermek, beden
beden diline çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü karşımızda hizmet veren hekim Rusça bilmeyebilir ama Türkçe söylediği ve beden diliyle desteklediği her şeyi aslında hasta anlıyor ve bu noktada da sizden anında uzaklaşması an meselesi oluyor. Bunlar çok yaşanılan şeyler oluyor. Bu noktada farklılıkları benimseyen, bunlara önlemler getiren, web sitesini, sosyal medya hesaplarını, reklam politikalarını multikültürel anlayışın üzerine kurgulayan, kurum kültürünü buna entegre eden pek çok hastane bu noktada başarıya ulaşıyor. Ve burada bir tek değinmek istediğim nokta şu, özellikle multikültürel yaklaşımı benimseyen hastanelerde yabancı insan kaynakları departmanlarının artık oluşturulduğunu görüyoruz. Yabancı uyruklu personelin nasıl entegre edileceği ve bu buradaki işleyişleri takip edecek ayrı bir mekanizma olduğunu, kurgulandığını fark ediyoruz. Burada en önemli hususlardan bir tanesi de genelde hasta deneyimi ölçülmüyor. Hasta memnuniyeti ölçülüyor. Bu noktada deneyimi proaktif ölçebilirsek hasta gitmeden hastaya müdahale etme şansımız olur diyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. Yapmış ama ayrı bir oturumda, ayrı bir şeyde belki bunu uzun uzun dinlemek gerekiyor, bu tür tecrübeleri. Benim burada dikkatimi çeken bir şey oldu. Hakikaten uluslararasılaşmada çok önemli şeylere söyledi. Türkiye'nin özellikle sağlık turizminde tüm paydaşların, belediyeden valiliğe, Turizm Bakanlığı'ndan diğer kurumların işbirliği içerisinde olması gerektiğini söyledi. Mesela burada reklamcılık ve tanıtımda Türk dizilerinin çok dünyada izleniyor demiştim ya, buradan yararlanabilir. Aklıma o geldi. Çünkü bir okudum bir makalede Afrika'da AIDS'le mücadelede o kadar tanıtımlar, reklamlar yapmışlar ama başarı sağlayamamışlar. Nasıl başa çıkarız biz bununla diye. Demişler ki biz o Afrika ülkesinin en ünlü sanatçılarını bir araya getirelim, film sanatçılarını, artistlerini. Bir dizi senaryosu hazırlayalım. O dizi senaryosu içerisinde çok mutlu bir aile, işte eşlerden, işte erken eş dışı ilişkiye girmesi sonucu AIDS'e bulaşması, onu çocuklarına bulaştırması, böyle bir dramatik bir şekilde filmi izletmişler. Kitleler o filmi izleyerek AIDS'in ne kadar zararlı olduğunun farkına varmış. Yani toplumdaki kültürel değişimi, davranış değişikliğini bu filmler sayesinde ancak aktarabilmişler. Bizim de Türk dizileri hakikaten çok izleniyor. Bu dizilerin arasına acaba bir iki tane hastane senaryoları devreye sokulup hastanelerin işleyişi, hızlı ne kadar hizmet, kaliteli hizmet sunduğu, bunlar işlenebilir. Bakanlık belki bunu dikkate alabilir veya bu tür tanıtımları kullanabilir. Yani işte normal dizi içerisinde, belki normal filmler içerisinde arada 5-10 dakika da olsa böyle serpiştirip senaryolara bunu ekleyip tanıtımda başarılı olabilir diyordum. Dediği doğru, kültürel etkinlikler çok önemli. Gastronomisi ne kadar önemli? Yani gelen hastanın damak tadına kadar önemli. Bir sürü otellerde uluslararası mutfaklar var. Hastanelerimizde de bu olmalı. Eğer çok sayıda hasta farklı ülkeden geliyorsa yemek şeyinde, menüsünde de onların damak tadına hitap edecek yemekleri çıkarabilmemiz lazım. Çok boyutlu bir iş, çok zahmetli bir iş ama bir yerden başlamak gerekiyor. Çok daha fazla uzatmayın. Bu konuda sorusu olan var mı? Hemen iki ya da soru alalım. En doğruya kadar ulaşıncaya kadar. Kendinizi tanıtır, hızlıca söylerseniz ses duyuluyor herhalde. Oradan daha herhalde bağırsanız ıslıkça. Öncelikle hocam, siz değerli hocalarımız, üniversitemize teşrif ettiğiniz için çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sağlık yönetimi 4. sınıf öğrencisiyim ben, Emine Dokgözlü. Benim sorum Elif hocama, Profesör Elif hocama. Entegrasyon sürecinden bahsettiniz. Peki hastaneler sürdürülebilirlik nasıl entegre edilebilir ve bu gibi uygulamalar karlılığımızı etkiler mi? Ve biz de bireysel olarak sürdürülebilirliğe ne gibi katkı sağlayabiliriz? Teşekkür ederim. Çalışmıyor mu? Neyse, yüksek sesle söylerseniz duyar herhalde hocam. Evet hocam, şu an duyabiliyorum. Tamam. Üç tane sorunuz oldu. Birincisi dediniz söylüyorum ki hastaneler sürdürülebilirliğe nasıl kazandırılabilir? Evet, nasıl entegre edilebilir? Entegre edilebilir. Öncelikle orada liderin bilinci çok önemli diye düşünüyorum. Yani oradaki sağlık yöneticisinin bu konudaki sürdürülebilirlik bilinci eğer yüksek ise muhakkak entegrasyon da kendiliğinden gelecektir. Çünkü özellikle özel hastanelerde bunu daha çok yaygınlaştırılabilir.
yaygın halde görebilmekteyiz. Ama diğer kamu hastanelerinde, üniversite hastanelerinde olsun, üst yönetimin bu konudaki bakış açısı bu entegrasyonu hızlandıracağını düşünüyorum. Çünkü bu sorduğunuz soru çok kapsamlı ve çok geniş. Birincisi, çok kısa bunu ifade edebilirim. Diğer sorunuzu alabilir miyim? Bu gibi uygulamalar karlılığımızı ne yönde etkiler? Bu uygulamalar tabii ki, çünkü sürdürülebilirlik sadece sağlık turizminde değil, normal Türk hastalarda da bu şekilde bir daha hasta talebinin oluşmasında, çevresindeki insanların bu konuda yönlendirilmesinde hasta talebinden dolayı verimlilik ve karlılık artacaktır. Diğer sorunuz? Bireysel olarak sürdürülebilirliğe biz de birey ve hasta olarak nasıl katkıda bulunabiliriz? Ben şöyle düşünüyorum. Bu bir kültür. Kültürel kazanım çok önemli. Çocukluk düzeyinden başlayan bir kültür. Biz buna Türkiye'de çöpleri ayrıştırarak başladık. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum, dışarıya tükürenler vardı, çöpleri atanlar vardı. Ama artık çevremde bunları görmüyorum. Sigara mesela otobüste, ben üniversite öğrencisiyken otobüste gidiyordum haliyle. Yollar çok kötüydü. Otobüsle sigara içenlerden geçilmiyordu ve bunu bir marifetmiş gibi çevreye yansıtılıyordu. Sanki sigara içmek çok özel bir duyguymuş gibi. Halbuki daha yani aramızda içenler vardır, lütfen kusura bakmayın, bir marifet değil. Yani biz bu şekilde çocukluktan kazanımlar arttıkça ya da yetişkinler bu çevreyi gösterdikçe yaygınlaşacaktır. Bu kültürel bir deneyim. Detaylı cevabınız için çok teşekkür ederim. Çok evet, sağ olun. Teşekkür ediyorum Emine Hanım. Evet, başka sorusu olan var mı? Aslında Elif Hoca özetledi. Yani biz yönetici olarak da hastanelerde yönetim işlemlerimizde neleri, çevreyi dikkate alacağız, ekonomik dengeyi dikkate alacağız, bir de sosyal. Bu üçü arasında dengeyi kurabilmişsek ve gelecek nesillerin de sağlığını riske atmayacak kararlar veriyorsak, o zaman biz sürdürülebilirliği sağlamışızdır diye düşünüyorum. Başka soru sorun yoksa teşekkür ediyorum sabırla dinlediğiniz için. Bir herhalde söz bırakıyorum da. Panel başkanımıza ve panelistlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi panel başkanımız panelistlerimize teşekkür belgelerini ve plaketlerini takdim edecek. Profesör Doktor Elif Dikmetaş Yardan'ı sahneye davet ediyoruz. Buradayız. Evet. Asıl değer olan... Evet, hocam bitmediydi. Evet. Burası razıydık ama çok teşekkür ediyorum. Ne demek ki? Hareketinizden dolayı ben çok baktım oldum. Şöyle bir kısım tutalım. Ben gerçekten çok baktım oldum. Ömür boyu saklanacağım. Elif hocamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Serdal Bey'i sahneye davet ediyoruz. Serdal Bey'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tuğba Arız. Tuğba Hanım, size sahneye davet edelim. Bir toplu. Evet, son olarak da oturum başkanımıza plaketlerini ve teşekkür belgelerini takdim etmek üzere Profesör Doktor Haydar Sur'u sahneye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Kendimden vazgeçmem.
Toplu resim için de panelistlerimizi sahneye alalım. Arkadaşlar fotoğraf alıyoruz değil mi? Tamam. Evet.